Sayın Hocam, çok değerli katılımcı hocalarım, çok teşekkür ederiz komiteye. Bize böyle bir imkan verdiler. Esasında ben küçük bir istatistik veriyle başlayacağım. Daha doğrusu hikayelerden çok reel verileri vermek istiyorum. Biliyorsunuz hekim-hasta ilişkisi özel bir ilişki ama işte hizmet olunca hekim tarafı üstün oluyor. Esasında biliyorsunuz kendi işimizi yaptığımız zaman hiçbir cezai müeddemiz yok sağlık çalışanlarına. Ben bu kısaca bahsedeceğim. Bununla ilgili zaten Yargıtay'ında bir içtihat kararı var. Hatta yerel mahkemelerin delil olmadan hiçbir hekime veya sağlık çalışanına ceza veremeyeceğine konusunda da içtihadı var. Hekim sorumluluğu iki aşamada. Herkes bunları karıştırıyor. Onun için de belirtmek istedim. Kişisel kusur var, hizmet kusuru var. Bir de hukuki süreçlerde ceza tarafından değerlendirilmek var. İdare tarafından değerlendirilmesi var. Bir de tazminat manevi taraftan değerlendirilmek var. Esasında özellikle devlette çalışan, kamuda çalışan hekimler için iki türlü cezai sorumluluk ve hukuki sorumluluk diye iki türlü sorumluluğu var. Bunlardan bir tanesi 4483 Devlet Memurları Yargılanması Kanunu'na göre kişinin hastalığı ve tedavisiyle ilgili ceza olarak savcılığa suç duyurusuyla başlayan bir süreç bu. Aynı şekilde diğeri de kişinin maddi ve manevi zarar gördüğüm hizmet sunumunda kusur olduğu için idareye başvurduğu bir süreç. Biz bunları hep karıştırıyoruz sanki aynı süreçmiş gibi. Halbuki bu tamamıyla cezaya yönelik, bu da hizmetine eksikliğine yönelik esasen şikayet unsuru Türkiye'de. Bu savcılık bunu dikkate alırsa eğer, idareden bununla ilgili 30 gün içinde inceleme yapmasını istiyor. Çünkü devlet memurlarını yargılamayla ilgili prosedür savcılıkla başlıyor. Ve 30 gün içinde vali bir incelemeci atıyor. 30 gün içinde incelemeci bunun memurun yargılanmayıp yargılanmaması konusundaki kanaatini bildiriyor. Yani memur incelendikten sonra, ön inceleme yapıldıktan sonra 30 gün içinde incelemeci tarafından suçlu bulunup bulunmasına göre bizde valiye onay çıkıyor. Yani vali şunu söylüyor, diyor ki benim memurum yargılansın veya yargılanmasın. Bundan sonraki süreçte vali buna savcıya bildirdikten sonra ilgili kişiler veya memur veya savcı bölge idare mahkemesine itirazda bulunabiliyor. Yani siz vali sizi soruşturma yapılsın dediği zaman dahi itiraz etme hakkınız var. Bunu da bölge idare mahkemesine memur olarak itiraz edebiliyorsunuz. Ve bu bölge idare mahkemesinin verdiği veya tam tersi ön inceleme yapılıp suçlu bulunsanız vali sizinle ilgili memurla ilgili soruşturma izni vermese dahi ilgili şikayet eden kişi bölge idare mahkemesine başvurup buna itiraz edebiliyor. Tam tersine savcı da verilmese dahi veya tam tersi verilse dahi kendisi bölge idare mahkemesine başvurabiliyor itirazen. Bölge idare mahkemesi bununla ilgili son kararı veriyor ve savcıya bildiriyor. Savcı bu bölge idare mahkemesinin kararına istinaden eğer suç unsuru görmese dahi başlangıçta kendisi yaptığı halde bu incelemenin başlangıcını dosyayı hıfza kaldırıyor. Yani buna gerek yoktur diyebiliyor. Ama bu çok ender olan bir şey. Veya asliye veya ağır ceza mahkemesine yargılanmak üzere dosyayı gönderiyor. Burada ceza mahkemeleri taraf. Diğer taraftan 2577'ye göre, idare yargılamasına göre kişi idareye başvuruyor. Diyor ki, benim tedavim esnasında bana yeteri kadar iyi hizmet verilemedi. Ben mağdur oldum. Bunun için maddi ve manevi tazminat istiyorum. İdare dediği sağlık müdürlüğü veya üniversite veya memuriyetinin bağlı olduğu birim. Burası 63 gün içinde buraya cevap vermesi gerekiyor. Ama genelde 63 gün içinde idareler cevap vermiyor kişiye. Bu 63 gün içinde idareler şunu yapıyor.
inceleme başlatıyor. Kişiyle ilgili işte o savunmalar isteniyor. Dosyası hazır hale geliyor. 60 gün içinde cevap verilmezse veya negatif bir cevap verilirse kişi bu sefer idare yargıya başvuruyor. İdare yargı da bunu genelde bilir kişiye gönderiyor. Bilir kişi de nedir? Adli tıp veya yüksek sağlık şurası veya bilir kişi. Bunların mütalaasından sonra da idareden savunma istiyor konuyla ilgili. İdare inceleme yaptıysa eğer, incelemede eğer kişi kendisini savunacağı için, çünkü maddi manevi tazminatları idare öder, burada kişi değildir. Bu savunmasında eğer incelemesinde kendi memuru suçsuz diye görürse ve kanaat getirirse bunu savunma olarak verir. Yoksa biz savunma vermiyoruz genellikle eğer suçlu bulunmuşsa incelemede. Yalnız şu aşamada çok önemli bir şey var. Kişi idareye başvurduğu anda burada zorunlu hekim sigortasına bildirim ve kişiye tebligat yapılıyor. Burada kişinin de kendi zorunlu sigortasına hemen bildirmesi gerek. Benimle ilgili böyle bir şikayet var diye ki zorunlu sigorta buraya müdahil olsun. Sonra itiraz aşaması var idari yargının. Bu istinaf mahkemesine veya Danıştay'a olabiliyor. Kişi yapabiliyor veya karşı taraf yapabiliyor. En son ya tazminat çıkıyor. Veya tazminat çıkmıyor, dosya hırsa kaldırılıyor. Tazminat çıktığı zaman Sağlık Bakanlığı veya kişinin kendi kurumu bunu 30 gün için ödüyor. Yargı itiraz olsa dahi bunu ödemek zorunda kalıyor. Çünkü itiraz ödemesine engel değil, sonra geri alabilecek şekilde ödüyor. Ödedikten sonra da kişiye Asliye Mahkemesi'nde ilgili memura rücu davası alıyor. Prosedürü kısaca anlattım hocam, kusura bakmayın. Şimdi 4483'e göre İstanbul'da her sene ortalama 330 ile 370 arasında bu ceza ile ilgili ceza ile ilgili başvuru oluyor. Bunların yaklaşık eskiden %90 civarındaydı ama biliyorsunuz bu kanunundaki çocuk istihbarından vali suçluya onay vermedi soruşturmasına denildikten sonra maalesef medya. Geçen sene valilik bu konuda %76'lara kadar soruşturma gerek olmadığını söyleyerek %24'üne soruşturma izni verdi. Bunların 169 tane geçen sene, bunların bir kısmına kişiler, bir kısmına şikayetçiler, bir kısmına da savcılık itiraz etti ama ortalama yani İstanbul'daki bu maddi cezalarla ilgili 4483 kişiler, 169'unu gördüğünüz gibi 100 kişi müşteki olarak itiraz etti. Şimdi ben tabii bu istatistiği vermek istiyorum. Neden de şu, herkes bir şey söylüyor ve doktorlar sanki her yaptıkları işten mahkemelere gidiyormuş gibi algılanıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplam 287 tane maddi ve manevi tazminat davası var. Yani şu anda bizim takip ettiğimiz İstanbul'da toplam 287 tane. Ve bunların branşlara göre dağılımında en çok kadın hastalıkları doğum 45 tanesi, ortopedi travmatoloji 40 tanesi, genel cerrahi 3. sırada. Onların da 37 tane toplam maddi ve manevi tazminat takibimiz var. Bunların mali olarak toplamı 71 milyon talep bu. Yani bunların bir kısmı da sonuçlanmış. Onları da şimdi göstereceğim ama en çok da kadın hastalıkları doğum 15 milyonluk bir tazminat 40 kişiye. Sonra acil, sonra da toplam genel cerrahlara 7,5 milyona yakın, 8 milyona yakın bir maddi manevi tazminat davamız var. Sonuçlanmış veya sonuçlanmamış toplam 287 tane. Şimdi bunlar rücu davaları yani sonuçlanmışların toplamı bunlar işte 43 bin liralık, 165 bin liralık, 100 bin liralık, 109 bin liralık. Burada 576 bin liralık var. Bizim kaybettiğimiz memurlarımıza yani hekimlerimize ya sağlık çalışanlarımıza rücu davası olarak açtıklarımız daha bunlar ödenmiş de değil. Toplam 14 milyonluk bir rücu davası var.
İstanbul için söylüyorum toplamında. Bunların da bir kısmı zaten vazgeçilecek, bir kısmı sistemin defektinden kaynaklanan tazminatlar olduğu için veya kişilerin ödenmesi, ama şu ana kadar bizde çok büyük miktarda hiçbir rücu gelişmiş değil. Ben bazı örnekler vereyim. Mesela kusurların neler olduğunu söylemek istiyorum. Mesela birincisinde yanlış teşhis, eline kemik batması tanısıyla tedavi edilmiş, halbuki kişide şarbon hastalığı var. Mesela ameliyat yerinde yabancı isim bulunması, tekrar ameliyat olması var. Kanser teşhis konularak göğsünün alınması, ameliyat sonrası kanser olmadığının anlaşılması, tahlillerin karışması var. Guatr ameliyatına ses tellerinin kesilmesi var. Mide ameliyatına dikkat ve özensiz sonucu ölüm var. Hatalı teşhisler var. Doğum sonrası özellikle engelli kalması var. Veya işte alçı alındıktan sonra ayağın kesilmesi gibi. Gerçekten çok ciddi olan, malpraktis kabul edilebilecek davalar bunların bazıları. Ben son kez de mesleki zorunlu sigortasından bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili biliyorsunuz 2010 senesinde tıbbi kötü uygulamalarla ilgili bizi güvence altına alan bir sistem kuruldu, ama bununla ilgili şimdiye kadar sigortalar hiçbir tazminat hemen hemen ödemedi. Tabii yakında sayılar çıkacaktır, onun için çok vermek istemiyorum ama yaklaşık 300 milyonluk sigorta primi ödedik biz. Bunun 150 milyonunu hekimler ödedi. Çünkü yarısını hekimler ödüyor. Şimdiye kadar Türkiye'de ödenmiş toplam tazminat miktarı yaklaşık 30 milyon. Ve sigorta firmaları şu ana kadar da doğru düz tazminat ödemiş değiller. Bunun bilinmesi için söyledim. Beyaz kodla ilgili küçük bir bilgi vereceğim hocam, müsaade ederseniz. Bu da önemli. Bununla ilgili biliyorsunuz 2011'de mevzuat çıktı sağlık çalışanlar şiddetle ilgili. Bu çünkü üstünde durmamız gereken bir şey. Toplumu da eğitmemiz gerekiyor bu konuda. Ve son kez de artık özel sektörde dahi saldırıya uğrarsa sağlık çalışanı veya kamuda bununla ilgili hukuki destek veriliyor ve kişi hekim de olsa, sağlık çalışanı da olsa savcı karakola çağırmadan ifadesini almakla mükellef. Bununla ilgili 24 saat beyaz kod uygulaması var. Çalışan güvenliği birimleri genelde bu konuları takip ediyorlar. İstanbul'da toplam beyaz kodlar 14.000 beyaz kod oluşturulmuş. 2018'de 3.205. Bunun ayrıntısına gelince en çok eğitim araştırma hastanelerinde beyaz kod veriliyor. Bu biraz maalesef kötü çıktı. Çünkü direkt aldım. Ondan sonra ikinci sırada devlet hastaneleri, daha sonra aile sağlığı merkezleri. En çok hekimlere şiddet uygulanıyor, yaklaşık yarısı. Daha sonra da diğer sağlık çalışanlarına ve en çok da poliklinikte beyaz kod oluşuyor. Bunların daha çoğu sözlü şikayetler. Bu da ne kadar ceza aldıkları, 451 kişi şu ana kadar ceza, 2597 kişi ceza almış durumda. 4000'i halen daha davaların devam ediyor. Burada hapis cezası da var birkaç tane. Daha çok tazminat cezasına dönüştürülüyor. Tabii biz özel sektörde de olan şiddeti son psikiyatri doktoruna biz özel sektörde de Sağlık Bakanlığı olarak müdahale olduk, ama tabii burası bazen tepki duyuyor bizim müdahale olmamıza. Ben sonuçta şunu söylüyorum. Herkes haklarını bilmesi lazım. Yaptığımız her şeyi yazılı hale getirmemiz lazım. Hekim olarak her türlü işlemimizi yazılı dosyaya iyi aktarmamız gerekiyor. Hastaların haklarına iyi sahip çıkmalıyız. İyi hekimlik uygulaması içinde olmalıyız. Ben önce şunu söylüyorum. Kendimizi iyi anlatmalıyız. İletişimi ve empatiyi iyi kurmalıyız. Toplumun okuryazarlığını da yükseltecek olan yine sağlıkçılar olarak bizler diye düşünüyorum. Çünkü medya veya mahkeme veya siyasetten çok şey beklemiyorum. Çünkü PR'ına bakıyor işin daha çok. Ama biz hekimler olarak, sağlıkçılar olarak, eczacılar, diş hekimleri, aile hekimleri olarak toplumun sağlığının, kültürünün de gelişmesinden sorumlu olduğumuza inanıyorum ben. Onun için de başkasını suçlayacağımızı birlikte hareket edip
toplumun okuryazarlığını, sağlık okuryazarlığını nasıl yükselteceğimizi hep beraber planlayıp yapmamız ve başarmamız gerektiğini inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum hocam. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Şimdi olgusunu...